Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte bir tane YouTuber hakkında konuşacağız ve onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracağız. Yanımda Çulsuz var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kanka. Şimdi arkadaşlar size bir kısa bir şekilde özet geçeyim. Bahsedeceğim kişi bu arada Vocimera, Türk YouTuber'ı. Şimdi bu arkadaşımız scam olaylarını falan filan karışıyor. Bir de ayrıyetten karaktersizlik yapıyor. Şimdi zaten anlatacağız onları. İlk başta Çulsuz bunun en yakın arkadaşı olduğu için sözü ona bırakacağım. Çulsuz sen şu scam olayına kadar bir anlat her şeyi. Hızlıca girelim videoya. Anlatayım kanka. Şimdi arkadaşlar ben Vocimera'nın en yakın arkadaşıydım. Onun da benim en iyi arkadaşıydım. Arkadaşıydı ben onun. Buluşup gelip bana Discord'dan ses çekmişti bir yere. Başka bir odaya çekti. Dedi ki kanka benim borcum var. Borcun olduğunu da biliyorum zaten. 2 BG'ye yakın bir borcu vardı. Bayağı bir borçlandı. Sonra bizim Mehmet diye bir arkadaş var. Onun 1-2 BG'lesini çalacağım diyor. Bizzat bildi gelip çalacağım kanka. Borcumu başka bir şekilde ödeyemiyorum diyor. Bana bizzat. Ben de şaka maka diye böyle güldüm falan. Sonra birkaç gündür bunu konuşuyor. Böyle planlar neyin kuruyor böyle gelmiş. Kanka böyle yapsam bir şey olmaz. Şöyle yapsam bir şey yapamaz falan filan böyle bayağı bir plan kurdu. Sonra bu bize de bir şey yapar diye kayıt almaya başladı bununla konuştuklarımıza. Bana çok aşırı güvenen bir insandı. Başka kimseye güvenmiyordu. Tek bana güveniyordu. En yakın arkadaşım ve her zaman yanımda olduğunu düşünüyor. Ama bu scam yapacağım dedikten sonra şüphelenip kayıt almaya başladım. Sonra beni ortaklıktan atmaya başlayınca kavga ettik. Şu bu derken nasıl bir insan olduğunu. Arkadaşlar ben kısaca o olaydan bahsedeyim. Bu Vocimer arkadaşımızın çok borcu olduğu için böyle Mehmet adında bir arkadaşımızı skemleme kararı aldı. Bu Mehmet arkadaşımız Çulsuz'un yakın arkadaşı. Vocimer'in de yakın arkadaşı sanırsam. Neyse bu Mehmet arkadaşımızın oyunda 2-3 BGL civarı bir şey olması lazım. İşte bu Çulsuz'u yana çağırıyor Vocimer'e. Diyor ki ben bu Mehmet'i skemleyeceğim. İşte borcum var vesaire vesaire. İşte ben şimdi size videoyu dinleteceğim. Kendi sesi falan fake falan demeyin, zaten Discord falan da gözüküyor. Kendi sesi Fake ol. diyen gelsin beni bulsun Discord'dan Ya bak. Fake fake diyen diyorsun ama. zaten ya sağırdır ya kördür. Ben başka bir şey Yani. demiyorum. Ya da aklı dengesi yerinde değildir. Şimdi size gösteriyorum videoları. Az zaman hazırsanız videoları izleyelim. Oyunda dropla önüne. Dese işte. Çalarım Adam kaçarım. haberim alsa yani. Sen Adamım rekord adamım bile kendim. alsa sikemlerim. Sıkıldım. Rekord bile alsa sikemlerim. 5 BG'ye. Evet. Vay ama. Çünkü derin private yapımda. Herkes inanır. Kanıtlarım Ama. private yapımda. Diğerin. Online sayısını gösterir videoda belki. İşte o zaman yazarsın. Yani. Onun için de önlem alacağım işte. Adam böyle girer girmez yapmayacağım. Böyle biraz zaman geçsin. Ki gözükmesin yukarıda. Adam onu akıl etmez. Ben çalmam, asla çalmam 5 poligonla. Ben çalmam 5 poligonla. Minimum 5 poligon. Ben çalarım oğlum. Mal mısınız? Enayi misiniz oğlum siz? Ben çalmam. Kanka 5 BG çok bir şey değil ki bu ortamda. Bu durumun Nasıl çok istesem değil ama 1000 lakin. girerim lan. 5000 lira abi. Kanka 5 5000. BG'yi 3-4 poligon. çok zorlasan böyle 5-6 tane çıkartırsın ne gerek var? Bak scam atarsam hiç Facebook'ta sadece çok tepki görürüm. YouTube'da hiç bok olmaz. Hatta üste çıkarım yani böyle daha fazla sevilirim insanlar tarafından. İftira atıldı filan derim. Instagram'da satışları devam ederim. Hiçbir bana parasal sıkıntısı olmaz. Sadece Facebook'ta hiçbir şey yapamam. İşte bir team'e giremem filan. O Facebook'ta kadar. silinirsin kanka. Ha? Facebook'ta silinirsin diyor. Evet evet onu diyorum zaten. Ama YouTube'da filan hiçbir şey olmaz. Team açamam. Team'e giremem. O kadar. Onlar da önemli değil. Evet arkadaşlar gördünüz videoyu izlediniz. Hatta kendisi şey de diyor orada. İşte ben 5BG'li skemlemem falan diyor bu Çulsuz. Oğlum manyak mısınız 5BG'li skemlemez mi tarzında bir cümlede bulunuyor. Kendisi şimdi diyecek ben orada troll yapıyordum vesaire vesaire. Ama yani ses tonundan da anlaşılacağı gibi, ciddiliğinden de anlaşılacağı gibi ki durduk yerde böyle bir insan böyle bir şey demez. Herkes de biliyor bunun borcu olduğunu. Eğer Discord ortamında, Facebook ortamında falan takılıyorsanız. Eğer bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Telif yersek, teliften kanalımız kapanırsa bunun şeyi de bunun neyi denir lan? Bunun sebebi de Korkuyorsun öyle mi? Vocimera'dır. Aynen bunun sebebi de Vocimera'dır. Tehdit ediyordu bu arada. Dün arkadaşı tarafından bizi tehdit ettirmiş. Evet, bizi tehdit Kanalımız kapandı. etti. Bizi tehdit etti Vocimera. Vocimera'nın arkadaşı daha doğrusu söylemiş ona. Ama neyse evet. Ama biz konuştuk, hallettik o telif atan çocukla. Anlaştık yani iyi bir çocuğa benziyordu ki anlaştık, ortak yolu bulduk. Telif atmayacağım dedi ama atarsa da teliften de kapanırsak da arkadaşlar bunun da sorumlusu Vocimera'dır. Şimdi ikinci konumuza geçelim. İkinci konumuz bu Vocimera arkadaşımız GrowTube'da fake hesap açıp herhangi bir save word'üne, save falan word'üne gidip küçük yaştaki kardeşlerimize küfür ediyor, sövüyor, sayıyor. Yani
Kardeşim senin de bir anan var, senin de bir bacın var. Yani kendiniz bir empati yapın arkadaşlar. Yani bir çocuk, sizin kardeşiniz, kız kardeşiniz ortalama 10 yaşlarında, grotto bir oynuyor, takılıyor Word'lerde ve biri gelip diyor ki işte sana şöyle yaparım, böyle yaparım, yani küfür falan diyor. Şimdi söylemeyeceğim, ağzıma alamadığım kelimeleri o kendi chat'te yazarak konuşuyor. Niye böyle yapıyorsun diyor çulsuz. Eğleniyorum falan filan. Öyle bir şeylerde, öyle bir idamlarda bulunuyor. Şuraya da bir geçebilsem anasını satayım. Buranın yaşı neydi bu adamın ya? Heh. Bu kaçtı burada? 19. 19. Tamam. İşte Çorum empati yapın arkadaşlar. Sizin de bir anınız, sizin de bir bacınız var. Vojimera empati yapmamış belli ama yorumu size bırakıyorum. Şimdi bu videoyu da izleteceğim size. Bu ses kaydını izleteceğim. Dinleyip gelin. Yapay ne abone? Oğlum kıza niye küfür ediyor abone? Kızı sağlam erkeklere küfür. Nasıl lan kızın psikolojisi bozuldu abone? Bozulsun. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kendisi yani çok çok karaktersiz bir şey bu, anladınız mı? Grotobi giriyor 10 yaşındaki çocuğa, taciz ediyor bildiğin. Yani sizin de kardeşiniz var, bir kardeşiniz bunun yüzünden dolayı ağlasa yani dünyayı yakmaz mısınız? Benim empati yaptığım için bu kadar sinirlendim ki neden sen böyle bir video çekiyorsun, seninle alakadar eder falan demeyin. Çünkü bununla eski bir zamanımızda bu çocuk Vojimara kardeşimiz bir kafeden aboneyken ben bunu Discord'da ortaklığa çağırmıştım. Bu gelmişti. Ondan sonra benim üzerime komple kurmuş. Kendisinin fake scam'i çıkarmış. Yani kendisi kendinin fake videosunu çıkarmış. Kendisi fake scam olayı çıkarmış. İşte bana sıfır takipçili, fotoğrafı olmayan birisi, ismi de Scammer Vojimera, böyle bir şey attı, işte kanıt attı. Diyor ki abi bu beni scamledi falan filan. Ben de dedim işte Vojimera'ya, kardeşim ben anladım tabii bunun prim olarak, prim için yaptığını. Kardeşim ben bunu yemem, primini de vermiyorum dedim. Banladım sunucudan. Ondan sonra o hesaptan da, o fake hesaptan da, Scammer Vojimera diye hesaptan da abi işte tamamdır, özür dilerim, böyle bir şey yoktu, geri verdi falan diye böyle bir yazı geldi. Kendisi şimdi bana primci diyecek.
Bunu kanıtlarım ben size bunu yaptığınızda. Sıkıntı değil bana primcilerse. Ki kendisi de zaten... Yani bak, yani en iyi arkadaşı bile böyle bir şey yapıyorsa... Aynen. Ben bunu durup ülkem öyle bir şey yapmam. Yani niye böyle bir şey yapayım? Prim olsa kadar şeyim derim, hataya takılmazdım. Yani ya Çulsuz'un bir sürü YouTuber arkadaşı var arkadaşlar. Atılay yanında hiçbir şey. Yani bize primci derse Akif James'le hiç kavgası yokken onunla video çekti. Umberkon'la keza... Girmek için bu abi. Sırf birlik kasinosuna girmek için böyle yapıyor. Yani yalakalanıyor. Evet, Umberkon'la mesela hiç kavgalı değilken, hiçbir laf yokken ona laflar falan da bulundu. Videoda bulunmadı ama video falan atmadı diye biliyorum ama kendisi bilenler bilir zaten. Bize primci diyor. Kendisi zaten bana fake falan video yaptı benim video atmam için. O bir kaboneyken bana prim kasmak için bana video yaptı. Öyle bir video yaptı. Bir şey demek istemiyorum. Dediğim gibi bakalım nasıl bir savunma yapacak kendisine. Ki fake falan derse, bir şeyler derse benim bir tane daha kanıtım var. Onu da yollarım, hiç sıkıntı yok. Bunu orada paylaşmak istemiyorum. Diyecek başka bir şeyimiz var mı Çulsuz? Ha bir de şey var. Bu scam olayını yazışarak da söylüyor. Onu da SS'ini koyarım buraya bir yere. Sen sesli videosu var. Sesli videosu inanmayan buna da inansın. O zaman... Adama diyoruz ki, aynen. Kanka çalar mısın diyoruz. Adam diyor ki, kanka çalarım, enayi misiniz siz? Yani enayi misiniz diyor. Yani niye çalmıyorsunuz diyor. Yani bu kısmı atsak bile yanırsınız herhalde yani. Enayi değilsinizdir herhalde yani, değil mi? Aynen, bu kısmı tamam. Atsak bile zaten yani olay bitmiştir yani. Çocuk kendi ağzıyla scamlerim diyor. Neyse arkadaşlar, bu arada Çulsuz'a şunu demeyin. Sen niye en iyi arkadaşını falan sattın? Çünkü mesela Emir bir scam yapsa otomatikman benim de adım scammer olur değil mi? Aynı şekilde Çulsuz için de geçerli. Vojimera bir scam yapsa Çulsuz'un adı da kirlenecek. O yüzden Çulsuz böyle record alma seçeneğine başvurmuş ki iyi ki de yapmış. Çünkü onun da adını scammer'a çıkardı bu olaylar büyüyünce. İyi ki de yapmış kardeşimiz, akıllılık yapmış. Kendi adı scammer'a çıkmayacak. Scammer da değil zaten. Vojimera scammer ama. Bunu da söylemek istedim. Zaten kendi ağzıyla söylüyor. Diyecek bir şey kalmadı galiba değil mi kanka? Yok kanka, kalmadı herhalde. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Vojimera muhtemelen hiçbir şey demeyecek. Derse de ben zaten orada şaka yapıyordum falan der ki bu en kolay kaçma yolundan bir tanesi. Durduk yere niye şaka yapıyorsun? Bir, borcun varken yapıyorsun bunu. Borcunu ödeyemediğin için. Bir de zaten konuşma şeklin çok ciddi bir şey. Yani bunu akıllı bir insan anlar. Bakalım ne diyecek? Benim hakkımda ne diyecek? Benim hakkımda hiçbir şey diyemez zaten. Onu geçtik. Tamam, buna inanmayanlar olur. Yani illa olur. Onu geçtik. Kıza küfür etmesi. Aynen. Hani bu scam olayı fake olsun. Biz o kadar profesyoneliz ki sesini kullanmadık, hesabını kullanmadık, hesabını hackledik falan diyelim. Hadi bu fake olsun. Abi gidiyor küçücük çocuğa yapışıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sizin de aranız bacınız var ya. Neyse bir şey demek istemiyorum. Zaten Vojimera video çekemez. Çekerse de ona karşılık bir tane kanıtım var. Onu atarım. Muhtemelen de totoş gibi kalır ortada. Çulsuz'un kanalında alta bırakıyorum. Gidip bakabilirsiniz kanalına. Güzel videoları var, güzel içerikleri var. Gerek yok kanka. Sıkıntı yok kanka. Gidip ona da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Düşüncelerinizi yorumun altına bekliyorum. Niye bu videoda çekiliş yok dersiniz. Çekiliş yapıp yorumlarda Grove ID Word yazmanızı istemiyorum. Çünkü herkesin düşüncelerini bekliyorum ki böyle bir videoda çekiliş olmaz bence diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun bir sonraki videoda. Bay bay.